Running'den hepinize mutlu günler. Koşu gruplarına, farklı koşu gruplarına ve farklı organizasyonlara yer verdiğimiz programımızda bugün de 7.si düzenlenecek olan 19 Şubat'ta gerçekleşecek olan Adidas Geyik Koşularını konuşacağız. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. Adidas Runners İstanbul Koşu Koçu Neval Gördük bizlerle birlikte olacak ve Macera Akademisi yönetici ortağı Caner Odabaşoğlu'nu ağırlayacağız. Ve dediğim gibi 19 Şubat'ta gerçekleşecek olan Adidas Geyik Koşularını bugün masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. İyiyiz. Spor yapan insanlar gerçekten daha böyle zinde oluyorlar. Ben bunu ikinizde de görebiliyorum, öncelikle onu söyleyeyim. Evet. Bugün dediğim gibi 19 Şubat'taki Adidas'ın bu sene sponsor olduğu özellikle geyik koşularını konuşacağız. Ama sizleri isterseniz öncelikle kısa tanıyalım, sonra da keyifli sohbetimize geçelim. Ben Adidas'ın koşu ve kuvvet koçuyum. Aynı zamanda sporcuyum. Trail yarışlarını çok seviyorum. Birçok yarışa katıldım şimdiye kadar. Koşuyu seven bir antrenörüm. Öyle İnsanları da koşuyu sevdirmeye misyon evet. edinmiş bir antrenör Aynen diyebiliriz öyle. Aslında. Evet. Caner Odabaşoğlu'nu da tanıyalım mı? Macera Akademisi yönetici ortağı dedik ama Macera Akademisi'ni de hem dinleyelim. Nasıl kuruldu ve hangi organizasyonları gerçekleştirdi bugüne kadar, sizden dinleyelim. Tabii ben dağcılık kulübü var ya da yok diye mühendislik okumuş ama ondan sonra insanlara macerayı aşılamaya çalışan hep işlerde bulunmuş birisiyim. Macera Akademisi'ndeki iki kelimenin anlamlarını doldurmak üzere 2004 yılında kurduk. 2005 yılından bu yana da birçok yarış organize ettik. Bu ilk başta ülkemizde yarış olmadığı için ve bizim de iş dışında vaktimiz olduğu için biraz PR çalışması için macera yarışları, dağ bisikletli yarışları, orienteering yarışları yaptık. Daha sonra yarış bölümünü ayrıca kurduk. Race Setter bölümümüzü kurduk. Ve geçmiş 12 yıl içerisinde 100'e yakın kendimiz yarış organize ettik. Başta birçok yarışın içinde de görev aldık, paydaşı olduk. Dolayısıyla insanları spor yapmaya, özellikle doğada ve dayanıklılık gerektiren sporlarla, koşu gibi buluşturmaya çalışıyoruz. Peki hemen şundan bahsetmek istiyorum. Bu sene dediğim gibi 7. senesi ve 16. koşu hatta gerçekleşecek 19 Şubat'ta. Doğru. Adidas Geyik Koşuları ve bu seneki motto da hatta sıkı koş, sıkı eğlen mottosuyla yola çıkıyorsunuz. Bu sene yine koşucularımızı neler bekliyor olacak ve hani bu kadar yıldır bu organizasyonu yapıyorsunuz. Hemen şunu soralım. Neden ismi de Geyik Koşusu? Güzel soru. Biz her yarışın esasında bir karakteri olması, bir hikayesi olması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden Belgrad Ormanı'nda bir diğer koşu olmasındansa nerede yarış yapıyoruz ve nelerle karşılaşıyoruz, kendimiz koşarken neler deneyimledik dedik. Belgrad Ormanı esasında 90 ile 100 arasında karaca yaşar. Orada bir karaca üretim çiftliği var ve orada yetiştirilen karacalar belli bir olgunluğa gelince Milli Parklar ve Doğal Hayat Koruma ve Milli Parklar bölümü tarafından genelde Bolu ya da Trakya'daki ormanlara götürülürler. Biraz bunun farkındalığını yapmak, biraz da koşmak sadece kazanmak için koşmak değil, esasında bir deneyim. Kelimenin, geyik kelimesinin iki anlamıyla da eğlenmek ve zorlu bir şeyi başarmayı bir arada tutmak istedik. Bu yüzden de ismini zaten geyik koşuları koyduk. Peki her seneye baktığınızda katılım nasıl gerçekten? Çünkü Neval'e de birazdan hatta söz vereceğiz. Çünkü koşuyu sevdirmek insanlara, hiç bilmeyen insanlara, teknik bilmeyen insanlara, amatör ruhlara bunu yapmak zor bir iş. Ama ben başardığınızı düşünüyorum. Adidas Runners İstanbul olarak da bunu başardığınızı görüyoruz ama öncelikle katılımdan bahsedelim her sene. Nasıl? Yani biz yola çıktığımız zaman birçok arkadaşımız parkuru test eden ilk önce şüpheyle yaklaştılar ve dediler ki insanlar acaba bitişte sizi kenara çekip dövebilir mi? Zor bir parkur. Genelde böyle oluyor değil mi çünkü? Çünkü geyik koşuları bir yol koşusu değil. Ormanda bir düz yolda da koşulan bir koşu değil. Patika koşusu, İngilizce'de trail running dediğimiz, bu arazi koşusu değil, dağ koşusu değil, patika koşusu. Değişken yol ve zemin şartlarında ve eğimde inip çıkan bir parkur. Yeri geliyor, önünüzdeki kişiyi geçemiyorsunuz çünkü tek bir çift ayak yan yana basabiliyor. Aynı köklerin üzerinden güzel, atlıyorsunuz. Hı. Ağaç devrildiği zaman biz kesmiyoruz, o ağacın üstünden atlamanız gerekiyor. Tırmanışlar ve inişler var. İlk sene 100 kişiyle başladık. İkinci sene
%20, %30 arttı. Sonra gittikçe ivmelendi ve bugün artık bir yarışımıza 1000 kişi kayıt oluyor. Bunların çok büyük bir kısmı da alana gelip koşuyorlar. Dolayısıyla ilgi Türkiye'de koşunun büyümesiyle beraber ve patika koşularının, trail running'in tanınmasıyla beraber de arttı. Ve tabii Neval gibi müdavimleri de 3 yıl üst üste geyik kupasını kaldırabiliyorlar herhalde ama. Evet Neval, senden dinleyelim. Çünkü 3 yıl üst üste bu yarışlarda hem de birincilik kürsüsünde yer alarak bu kupayı kaldırdın. Senin izlenimlerin nasıldı bu yarışla ilgili? Çünkü birçok yarışta seni zaten görüyoruz. Hep o kürsüde yer alıyorsun zaten. Ben aslında trail yarışlarına geyik koşularıyla başladım diyebilirim. Böyle ilk başladığım zamanlarda 3-5 kilometre koşuyordum. Ben düz zeminlerde koşardım genelde. Fakat geyik koşusuna başladığım zamanlarda parkurun daha farklı olduğunu gördüm. Çünkü parkur düz zemine göre daha böyle eğimlidir. Daha yavaş koşarsınız, yokuşlarda biraz daha yavaş gidersiniz. İnsanların canlarının dediği gibi geçmeye çalışırsınız, geçemezsiniz. Alışkın olduğunuz bir tempo vardır falan. İlk böyle 2-3 kilometreyi geçtikten sonra bir takım böyle yazılar var işte, sakın durma, yavaşlama, niçin başladığını hatırla. Bunları gördüğüm zaman çok hoşuma gitmişti. Sonrasında bu trail yarışlarından daha keyif almaya başladım. Çünkü hani doğanın içindesiniz, etrafınızdaki insanlarla sohbet edebiliyorsunuz, şey görebiliyorsunuz mesela, sincap görmüştüm. Koşarken sincap görüp birbirinize böyle hayretler içinde sohbet edebiliyorsunuz falan. Doğayı sevdiğim için bu tarz yarışları çok daha yakından takip ettim. Geyik koşularının özelliği de şu, benim için çok önemli çünkü ilk zor bir parkurdu. Çok zor bir parkur benim yani girdiğim zamanlarda çok zorlanmışım. Şu anda çok zorlanmıyorum. Şimdi kimseye kızdırmayalım ama çok keyifle yarıştığım bir parkurdu. Ve ben sırf o yarışta dereceye girebilmek için çok sıkı bir şekilde hazırlandım. Ve bir hedef koydum önüme. Ben işte bu parkur rekorunu kıracağım diye. Bu kupayı alacağım diye. Ve bir sene içinde 3 tane yarış var ve çok sıkı bir rekabet var. Bu sıkı rekabetten sonra 3 yarıştan sonra o kupayı almak için bayağı insan debeleniyor ve ben o kupayı almak için 3 sene üstte çok uğraştım ve aldım. Ama tabii bu aradaki rekabet çok tatlı bir rekabet. Ve trail yarışlarının şöyle bir güzelliği de var. Arazi ortamında nasıl hareket edeceğinizi öğreniyorsunuz. Patika yarışlarının insanla kazandırdıkları çok önemli. İşte doğayla iç içesiniz. Bir de dediğim gibi bu geyik koşularına, geyik yarışlarına hazırlanmadan önce işte insanlar böyle çevrelerinde küçük böyle minik parklarda ufak tefek küçük koşular yapmalarını tavsiye ediyorum. Bana sormuşlardı nasıl hazırlanacağız diye. Madem fırsat olmuşken söyleyeyim. Küçük parklarda minik minik koşular yapsınlar. Çünkü düz zeminde koşmaya benzemez. Böyle hafif eğimli zeminlerde. Engebeli zeminlerde ayağınızın alışması gerekir o parkura. Sonrasında geyik koşularıyla başlayıp sonra daha büyük yarışlara gidebilirsiniz. Peki bu sene motto gerçekten sıkı koş, sıkı eğlen. Az önce Caner Bey'le de konuştuğumuzda o da bu yarışlara ailece gelinebileceğini ve herkese uygun bir parkur olduğundan bahsetti. Evet. Ama biraz da şundan, şu kısımdan bahsetmek istiyorum. Biz her seferinde bu koşu organizasyonlarının özellikle sponsorlarının da önemli olduğunu söylüyoruz. Siz de bu sene Adidas'la yola çıktınız. Size katacakları ne olacak ve siz markaya neler katacaksınız ve gerçekten ne kadar önemli sponsorluk organizasyonlarda, sizden dinleyelim. Tabii ki partnerlik çok önemli. Hani bu iş, ben partnerlik diyorum çünkü paradan daha öte alışverişler de yapılıyor orada. Markaların sinerjisi, iki firmanın yöneticisinin yaklaşımı çok önemli. Sanılanın aksine macera akademisi yarışları çok büyük bütçelerle yapılmıyorlar. Ama çok inanan partnerlerimiz var. Hani bugüne kadar geçmiş bütün hem ana sponsorlarımız hem co-sponsorlarımızla çok güzel ve devam etmekte olan partnerliklerimiz oldu. Adidas adı üstünde zaten ülkemizin ve dünyanın en eski köklü markalarından biri. Biz mottomuzu da hem sıkı koşmak hem de eğlenmek üzerine kurarak alanda daha iyi deneyimler elde etmek, iletişimde özellikle yıl boyunca daha değişik şekillerde dokunmak, ormana daha fazla insanı çekmek,
özellikle gençler ve kadınlar için daha cazip hale getirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'de daha fazla insanın koşması herkese faydalı, organizatöre de faydalı, partnerlere de faydalı ve her iki taraf olarak da biz bunun yolunun hem kadınlar hem de gençleri daha fazla koşturarak geçiyoruz. Dünyada markaların hedef kitleleri hep gençleri hedefliyor. Ama Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Lisede herkes üniversiteye hazırlanıyor. Çok inanılmaz bir yarış var. Türkiye'nin spordaki başarılarını siz de birçok konuk alıyorsunuz. Ortaokul ve belki lise 1 seviyesinde güzel miniklerde, yıldızlarda iyi şeyler alıyorlar. Gençler de devam edebiliyor ama ondan sonra üniversite yaşamına hazırlanırken ve üniversite yaşamında spor insanların hayatından çıkıyor. Koşuculara baktığımızda da genelde üniversiteden mezun gençler ya da biraz daha 30'unda 35'inde artık iş yaşamından sıkılmaya başlamış beyaz yakalıların daha sağlıklı yaşamak için hareket etmeye, egzersiz yapmaya başladığını görüyoruz. Biz bu yaş aralığını hem aşağıya hem yukarıya doğru çekmek istiyoruz. Kadınların daha fazla olduğu bir yerde, ikincisinin arasında olduğu için söylemiyorum, kalite artıyor. İnsanlar daha... Kendileri bir çeki düzen veriyorlar sonra. kesinlikle enerji daha olumlu oluyor. İnsanların kaliteye odaklandığı noktalarda da sonuçlar, deneyimler daha iyi oluyor. Dolayısıyla daha iyi bir deneyim vermek için her iki taraf elimizden geleni yapacağız. Koşu müdavimleri bilirler, geyik koşularında değerli hediyeler dağıtmayız. Pahalı ödüller yoktur. Çünkü bizce en iyi ödül, çünkü herkes bir ücret verip katılıyor. İyi bir koşu deneyimi ve özellikle parkurda ve parkuru bitirdikten sonra size sunulanlar, sunulmaya çalışılanlar. Başka yarışlar da düzenliyorsunuz. Hatta bunun arasında sanırım kurabiye yarışları da var. Burada da kurabiye ödülünüz var bildiğim kadarıyla. Evet. Katılmıştım ben onlardan bir tanesine. Kurabiye macera yarışı bizim en eski yarışımız. Evet. Macera Akademisi'nin devam eden en eski yarışı. 10. kere 2016'nın Aralık ayında düzenledik. Orada hani eskilerde gazoz kapağına yarışmak diye tabir vardır. Henüz şişenin ve kapağın olduğu dönemlerde biz de kurabiyesine yarışalım bari dedik. Hakikaten gerçekten her bitiren kurabiye kazanır. Güzel bir yanından büyük bakıyorsunuz şöyle, gerçekten. Büyük şöyle kocaman kurabiyeler. Evet, kurabiyeler. Peki biraz parkurlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü 28K, 14K, 4K ve Bambi koşusu çocukların bulunduğu. Ve hatta az önce de biz kendi aramızda konuşurken bahsettiğimizde bu 14K koşularının 28K mıydı, 14K mıydı? Her 3 kişisinden birinin kadın olduğunu ve 4K koşularında da hatta neredeyse 2 koşucudan birinin kadın olduğundan bahsettik. Neredeyse %50-51'inden bahsediyoruz. Kadınların ilgisi gerçekten çok büyük zaten bahsettiğiniz yarışlarda. Doğru. Yani biz istatistiklerimize geri dönüp baktığımız zaman 2013 yılında %28'lerde olan kadın koşucu oranı 2016 yılında organizasyon genelinde %34'e çıkmış durumda. Bizim bütün yarışlarımız, kendi organize ettiğimiz yarışlarda da %33 civarında. Bu birkaç bakımdan güzel. Hem bizim takipçilerimizin daha fazla kadın olması, daha fazla kaliteye önem veren insanların olduğunu gösteriyor. Geyik koşularının 4 kilometre parkurunda da %51 ile 49 arasında hep değişiyor. 2016'da da her iki kişiden birinden fazlası kadındı. Burada tabii kadınlar biraz daha yeni yeni hem koşmaya başlıyorlar ve daha kısa mesafelerde daha fazla kadın var. Yeni başlayan kadınları çektiğimizi gösteriyoruz ve onların daha fazla oranı da 14 kilometreye geçiyor. Parkurlarımıza dönecek olursak bizim iki ana parkurumuz var. Mavi parkur dediğimiz parkur 4 kilometre parkuru. Mavi parkur diyorum çünkü koşanlar mavi bayrakları takip ediyorlar, işaret bayraklarını ve onlara da mavi göğüs numarası veriyoruz. Kırmızı parkurumuz 14 kilometre parkuru. Her iki parkurda sürpriz iniş çıkışlarla ormanın içerisinde dolaşıyor. 28 kilometre parkurumuz kırmızı parkurda iki tur atıyor, iki tam tur atıyor.
14 kilometre parkurumuz hani 14 kilometre ne olabilir ki dememek lazım. Esasında 14.6 kilometre iniş bir turda 360 metre kadar yükseklik inip çıkıyorsunuz. İnsanlar tırmanışlara odaklanıyorlar ama koşu yarışlarında, trail yarışlarında inmek de, iniş tekniği de çok önemli. Tabii. Neval'in de iniş tekniği güçlü olduğu evet. için kadınlar arasında bir fark yarattığını ben düşünüyorum, gözlemliyorum. Ve yarım maraton derecenizden %5 daha yavaş, daha hızlı gelmeyi düşünebilirsiniz. Neredeyse bir yarım maraton şiddetinde bir parkur. Ama 3-4 sene bol bol patikada koştuktan sonra daha da hızlanabiliyorsunuz. Hı hı. Çocuklar, bambiler için... Çok özür dilerim, başında şöyle bir şeyiniz var, çok hoşuma gitti. Koşma evladım, terlersin demeyin diye. Evet, şimdi çok ufak bir camia olarak biz başladık. Dediğim gibi 100 kişilerde geliyordu ilk sene ve ikinci senemizde 2011-2012. Neredeyse her koşucuyla göz temasınız olabiliyordu. Logomuzu tasarlayan çok sevgili arkadaşım Ilgaz... Kızını getirdi ve kızı 4 kilometre parkuruna hadi çıkalım baba ben de geleceğim dedi. Ama parkurun 3,5 kilometresinde kızını omzunda taşımak zorunda kaldı. Ondan sonra da Caner bize bir çocuk parkuru lazım dedi. Böyle olmayacak. Madem geyik koşuları düzenliyoruz o zaman bir de Bambi koşuları olsun dedik. Ve çocukları 3 ana yaş grubuna ayırdık. 12 yaş altındaki çocuklar için bu geçerli. Katılabiliyorlar ve 6 yaşa kadar biz çocukları yarıştırmıyoruz. Hepsi bir göğüs numarasıyla çıkıyor. Hepsi birinci. Evet. Ve o esasında en hızlı koşanlardan biri de bu grup. Çünkü çocukken çok müthiş bir patlayıcı enerjileri var. Komşunuzun ya da kuzeninizin kendi çocuğunuza baktığınız zaman kısa mesafe inanılmaz hızlı koşuyorlar. Evet, deneyimledim bunu bizden. Burada çocuklar için birkaç tane daha nüans yapıyoruz. 4-6 yaş, 7-9 yaş ve 10-12 yaş dedik. Parkurda özellikle en ufaklara yetişkinlerin eşlik etmesine izin veriyoruz. Ama bizim bir geyik koşuları ikram tünelimiz var. Geyik ikram tünelimiz. Orada 15 değişik lezzeti, içecek veya yiyecek finisher'lara veriyoruz, bitirenlere veriyoruz. Çocuklarımızın oraya tek başlarına girmesini istiyoruz. Veliler onun girişinde bırakıyorlar eğer eşlik ettilerse. Madalyasını alan minikler girip istedikleri atıştırmalıklardan alıp tünelin öbür tarafından çıkıyorlar. Veliler de orada bekliyor. Bazı şeyleri kendilerinin yapmaya alışmasını istiyoruz. Çünkü apartman hayatı onları televizyona mahkum ediyor ister istemez teknolojiyle. Bizim de bu tarafta bir dokunuşumuz, katkımız olmaya çalışıyor. Dediğiniz gibi gerçekten aile olarak gelip çocuklarınızı işte Bambi koşusuna aynı zamanda dağılıp herkes kendine uygun bir parkurda çok rahatlıkla koşabilir. Biraz da Adidas Runners İstanbul ayağından bahsetmek istiyorum. Çünkü Neval hem koşu hem de kuvvet koçusun gerçekten ama Caner Bey'in de bahsettiği gibi kadınların ilgisinden bahsediyoruz ama sen de böyle bu koşu grubuna baktığın zaman öncelikle şunu sormak istiyorum. Adidas Runners İstanbul'u diğer koşu gruplarından ayıran, böyle ön plana çıkaran durum nedir sence? Şimdi bizim mottomuz dediğimiz gibi sıkı koş, sıkı eğlen. Bize bu sene şöyle bir örnek vereyim size. İki tane daha çok yakından takip ettiğim çok fazla var tabii. Yeni başlayan hayatın 38 yaşında hayatında hiç koşmamış bir kişi geldi. Ben hiç koşmadım hayatımda dedi ve ben sizinle koşabilir miyim acaba dedi. İnsanlar bu konuda biraz çekiniyorlar hani yetişebilir miyim acaba diye. Koşuya başladı ve hayatı değişti. Bu eğlence kısmı. Sonrasında bizimle devam etti koşulara. Kuvvet antrenmanlarına geldi. Hem kilo verdi hem koşuyla ilgili bilgisi arttı. Koşunun ne demek olduğunu öğrendi. Şimdi bir tane yarışa kayıt yaptırdı. Eğlence kısmı da şu. Adidas Runners İstanbul sadece koşu gruplarıyla değil dünyadaki bütün ekiplerle iletişime geçirebildiğini gösterdi. Arkadaşımız yani bizimle koşan kişi buradan kalkıp Moskova'ya gitti. Moskova'daki Adidas Moskova ekibiyle bizi birleştirdi ve paylaştı ve onlarla koştu. Hani burada bizimle koşuya başlayıp Moskova'ya gidip işlerinden dolayı Moskova'ya gitti ve orada da koşuyu bırakamayıp
Orada devam etti koşulara. Yani biz sadece burada birbirine, insanların birbirleriyle olan iletişimini değil, dünyadaki koşucuları da birbirine bağladığımızı ve iletişim kurduğumuzu gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Hı-hı. Çok keyif aldık. Peki antrenman programlarınız nasıl? Çünkü dediğim gibi birçok koşu grubu var ve haftanın belirli günleri zaten bir araya geliyorlar. İnterval antrenmanlar yapıyorlar. Evet. Sizin de yoğunlukta olduğunuz aslında Avrupa yakasıydı ama artık Anadolu yakasında da faaliyetler başladı. Evet, başladı. Nasıl antrenman programınız? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Ve herkes az önce dediğin gibi yaş sınırı olmaksızın gelip size her yerden katılabiliyorlar. Bizim her kişinin koşusuna uygun, yani pace'ine uygun, pace dediğimiz süratinize uygun pace gruplarımız var. İnterval gruplarımız da işte en hızlı koşan gruba bir koç ve bir pacer'ımız eşlik ediyor. Bunlarla birlikte işte 4 pace'de diyelim ki başlıyoruz. En hızlı grup 4, işte 4.30, 5, 6, bu tarz aklınıza yani her kişinin koşabildiği tüm pace gruplarında gruplarımız var. Yani insanlar aslında... Korkular şuradan bir yola çıkıyor. Çünkü ben yetişemeyeceğim, geride kalacağım, aynen öyle. İşte bize, kalacağım. Bize de bunu çok sorarak geldiler. Fakat birkaç antrenmana katıldıktan sonra gördüler ki işte 6 pace'de, 7 pace'de başlayıp bir sonraki hafta 6 pace grubuna geçmeye başladılar. Ondan sonraki hafta 1-5 pace grubuna başladılar. Şu anda 7 pace grubuyla başlayıp 4 pace grubuyla koşan insanlar var. Ve bunlar dediğim gibi hayatlarında hiç koşu deneyimi olmayan insanlar ve bu bizim hedeflediğimiz kitlede bu aslında herkesi hedefliyoruz. Koşan herkes bize geliyor. Ama hiç koşmayan, koşu deneyimi olmayan, hayatında 37-38 sene hiç koşmamış insanların bizimle başlaması ve bu şekilde devam etmesi ve koşuyla ilgili hayatlarında bir takım deneyimler elde etmesi bu bizi çok daha mutlu ediyor. Biz sıkı koşup sıkı eğlenmişiz. Şimdiden peki, başlamışız buna. Şunu da sormak istiyorum. Ne var? Biz gittikçe bu koşu kültürünün gerçekten artık ülkemizde de arttığını düşünüyoruz. Sabah saatlerinde yapılan antrenmanlar olsun, soğuk havaya rağmen dışarıda olsun ama hala gerçekten böyle dışarıdan bakıldığında insanların böyle nereye koşuyorsunuz? Niye koşuyorsunuz? Bu bakışlarıyla hala karşılaşıyor musunuz sen bir antrenör olarak başladığınız eskisi bir koç kadar, olarak? Eskisi kadar değil. Eskisi kadar ya değil da ama karda var. Mesela siz deli misiniz bu saatte? Şöyle bu geçen hafta Aydos ormanlarında koştuk. Ben 10 seneden fazladır o ormanlarda koşuyorum. Sabah çıktığım zamanlarda çok sakin olurdu. Biz sabah 7'de falan çıkıyoruz, 7-8'de ve kafa lambalarımızla çıkıyoruz. Gördüm ki eskisi gibi değil artık. Yani hani bizim hiç koşmayan ev hanımı dediğimiz, hiç hayatında spor yapmamış insanları gördüm ve kalın kalın giymişler, bereler ve sıkı sıkı giymişler. Çocukların ellerini tutmuşlar ve o karanlıkta yürüyüş yapıyorlardı. Ve kadın bana şey dedi, yavrum önünü kapa üşürsün diye. Yani hani insanlar artık eskisi gibi değiller, daha bilinçliler bu konuda. Mesela çıkıp ormanda ailesiyle birlikte koşabiliyor. Biraz daha galiba bu koşu gruplarının buna çok büyük etkisi var gibi geliyor. Siz neler söylemek istersiniz Caner Bey? Yani hani artık gerçekten Eval'in de dediği gibi artık kapalı ortamdan insanlar son derece sıkılmış vaziyetteler. Spor salonlarında olmaktansa sıkı sıkı giyinip dışarıda koşmayı kesinlikle tercih ediyorlar. Doğanın içinde olmayı, hatta normal koşulara da katılmayı bırakın. Dediğiniz gibi trail koşulara gidip o macerayı yaşamayı seçiyorlar. Kaçış mı bu aslında bir şekilde? Şimdi hani insan normalde genetik olarak hareket eden bir varlık. Türkiye'de daha tarımsal ve daha kırsal alanlarda, alçak binalarda ve seyrek şehirleşmede büyüdük. Hani ben 40 yaşındayım ve bunu hatırlıyorum. Ama artık daha her yer apartman, yürümeden katlar çıkıyorsunuz, kilometreler gidiyorsunuz şehrin içinde bir yere giderken de. Arabanızı ama hareket ihtiyacınız var. Son 7-8 senedir sağlıklı yaşamak için egzersiz bir kültür olarak daha çok büyük şehirlerde İstanbul'dan başlayarak yaygınlaşmaya başlıyor. Bu daha yurt dışıyla karşılaştırdığınızda çok ufak bir alışkanlık. Benim gözlemim Caddebostan sahili, Yıldız Parkı gibi popüler alanlarda İnsanlar kendilerince genellikle çok bilinçsiz olarak hareket ediyorlar. Bunların büyük bir bölümü yarışlara katılmıyor. Yarışmak için değil, sağlıklı yaşamak için yürüyorlar. Bir kısmı koşuyorlar. Esasında birçok yarışa katılma hedefi olan insandan daha fazla koşanları da tanıyorum.
ama bir yarışa katılma vizyonu yok. Yarışın, bir amaçları yok yani aslında. Yani bir yarış amacı gütmüyor. Yarış amacı gütmüyor. Burada da bizim hakim spor kültürümüzde ki bu futbol oluyor. Kazanırsın ya da ölürsün. Hı hı. Hani kaybetmekten bile kötü esasında. İnsan içine çıkamazsın gibi bir algı var. Ve bunun her spor için geçerli olduğu düşünülüyor. Kazandın mı? Ama bir koşu yarışı da çizgiyi geçmek, kazanmak. Bitirebilmek değil mi? Sonunda bitirebilmek. Burada elbette ki sportif olarak bir kişi kazanıyor ama birçok kişi hareket ediyor. Bunun bir süreç olduğunu düşünüyorum. Hani insanlar ilk önce hareket edecekler. Sonra harekete devam etmek için koşu gruplarıyla ya da başka şeylerle tutunacaklar. Bunun bir diğer ayağının da organizasyonlar olduğunu inanıyorum. Türkiye'de 2015 yılında 51 tane çip zaman ölçümlü etkinlik yapıldı, yarış yapıldı. Hani bu internette de sonuçlarını rahatça bulabildiğiniz. Hani bu benim yaptığım bir çalışma, belki 51 değil 54'tür. Bu verilerin 51 yarışın 51.500 tane de bitireni var. Müthiş bir rakam gibi evet. görünüyor. Ama New York Maratonu'nu 50 binden fazla insan bitiriyor. Amerika'da sadece 42 kilometrelik maratonları 2015 yılında ki 1055 tane organizasyon yapılmış, sıkı durun 502 bin kişi bitiriyor. Aynı sene Amerika'da çip ölçümü yapılmış yarışlarda toplam bitiren sayısı 12 milyon civarında. 270 milyon, biz 80 milyonuz. Bunun yarış organizasyonu sayısıyla orantılı gideceğini düşünüyoruz. Ben inanıyorum. Çünkü Hollanda'da yılda 450 yarış yapılıyorsa, Tayvan'da yılda 700 yarış yapılıyorsa, Türkiye'de de yılda 70'ten fazla yarış olmalı. Bu da mahallelerde, köylerde, değişik şehirlerde oldukça insanlar eğlenmek için katılmaya başlayacaklar. Burada mesela bir örnek vereyim. Avrupa'da San Sebastian koşuları kültürü vardır. Bu daha çok Katolik inancında yılın son günü 31 Aralık'ta yapılan bir eğlence koşusudur. Şehrin merkezinde genelde yapılır ya da kasabanın merkezinde. 2014'te 30 tane değişik ülkede yapılmış. Genelde de markalar sponsor oluyor. Bunların ödül töreni bile yapılmaz. İnsanlar bitirirler. Birinci, ikinci, üçüncü genel tasnif yapılır. Onlar da gider bir çadırdan kupalarını alır, evlerine giderler. Sessiz, sakin, herkes. İnsanlar birleşmek, beraberce bir şeyi paylaşmak, yılı kapatmak ve akşam da yeni yıl kutlamasına giderler. Noel değil, yeni yıl. Bu ince ayrımın evet. altını çizmemiz gerekiyor. Kısa bir reklam aramız var. Ardından Adidas geyik koşularını konuşmaya devam edeceğiz. Running kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım, 19 Şubat'ta gerçekleşecek olan Adidas geyik koşularını konuşmaya devam ediyoruz. Sıkı koş, sıkı eğlen mottosuyla yolumuza devam ediyoruz. Şimdi 19 Şubat'ta gerçekleşecek Caner Bey ama son kayıtlar ne zaman yapılacak, daha detaylı bilgileri nasıl öğrenebilirler? Bunları sizden bir kez daha hatırlatır mısınız bize? Tabii ki. Geyikkoşuları.com internet sitesinden hem birçok bilgiye ulaşabilir hem de online olarak kayıtlarını yapabilirler. Kayıtlar 15 Şubat'a kadar internet üzerinden yapılabiliyor. Biz muhtemelen 8 Şubat, 9 Şubat gibi kitlerimizi baskıya alacağımız için bir tahmini aralığımız olacak. Eğer kalır ise İstanbul'da belirlenecek olan, ki onu da web sitesi üzerinden takip edebilirler, Adidas mağazalarından kitlerini ek kayıt imkanı olacak. Hala yerimiz kalırsa yarış sabahı da kısıtlı onları sayıda imkan olabilir. Onları bir şansla tanıyacaksınız. Peki 15 Ekim 2017'de ikinci geyik koşuları, 10 Aralık 2017'de de üçüncü geyik koşuları yapılacak. Yani bu seneye baktığımızda takvimde gözüken 3 geyik koşusu var. Doğru mudur? Doğrudur. Bu bizim 2016 sonunda Adidas geyik koşuları olmadan önce açıkladığımız bir parkur. Burada
İlk kez sizden de, sizin programınızda şunu gururla duyurayım. Temmuz'un başında Adidas Geyik Koşuları by Night olarak sürpriz bir gece yarışımız var. Hava karardıktan sonra harika başlayacak. Harika bir habermiş bu. Gerçekten evet. Takip edenler için bir sürpriz oldu. Evet. Çünkü karanlıkta da koşmak bence eminim birçok macera severin de hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Evet, esasında karanlıkta koşma alışkanlığı edinmek Türkiye'de bir şart oldu da özellikle yeni zaman diliminde. Çünkü sabah kalkıyorsunuz karanlık, işe gidiyorsunuz karanlık, işten çıkıyorsunuz karanlık. Dolayısıyla karanlıkta koşmanın, hani yazın biz bunu daha konforlu bir zamanda, bununla ilgili gece koşuları antrenmanlarımız, beraber koşmalarımız da olacak. Adidas Runners İstanbul'da bunu destekleyecek. Bunları önümüzde duyuracağız. Geyik koşularının tabii bir de şöyle bir eğlencesi var. Geyik kupası var. Geyik kupasını yine 3 yarış üzerinden, 3 ana yarışımız üzerinden yapıyor olacağız. Oradaki espri belirli kriterlere göre puan kazanıyorsunuz. Sadece illa birinci olmanız gerekmiyor. İstikrarlı bir şekilde dördüncü olursanız da Geyik kupası alabiliyorsunuz. Orada da partnerlerimizden Portakal Bahçem'in ağırlığınca portakal ödülü var mesela. Böyle keyifli, lezzetli ödüllerle Neval'in yapıyoruz. Neval'in almadığı ödül hiçbir şey kalmamış Cenay Bey. Bu sene Neval katılmasın bence bu yarışmaya. Bilmiyorum, rakiplerim çok sevinebilir. Peki Neval, hemen şunu da sormak istiyorum. Devam edeceğiz Cenay Bey'le ama Adidas Runners İstanbul olarak da sayılı günler kala bu yarışmaya. Evet. Gelen katılımcıları da şu anda sporcularınıza da bu yarışmaya yönelik çalışmalar da yaptırıyor musunuz aynı zamanda? Ya da yaptıracak mısınız? Yaptırıyoruz. Sadece yol koşuları değil, trail koşuları da yaptırıyoruz. Geçen haftalarda zaten bir antrenman da yaptık. Koşularımızın arasında o da var. Düzenli yapıyorlar. Yarıştan bir hafta önce de Geyik Atak adında özel bir geyik parkuru tanıma koşulları planlandı beraberce. Hani Adidas Runners hocaları ve destek koşucularıyla beraber geyik koşulları parkurunda olacaklar. Böyle bir şey deneyimlemiş olacaklar öncesinde. Evet, bu da onları rahatlatacaktır eminim koşu sırasında. Peki Neval, en çok sana hangi sorular geliyor gerçekten? Çünkü eminim böyle koçların özellikle sürekli başında hocam şöyle mi yapalım, bunu böyle yaparsak daha iyi olur ama sen geliyor. En çok hem de kadınlarla da çalışıyorsun. Hangi sorularla karşılaşıyorsun Adidas Runners İstanbul'da? Şöyle, genelde teknik malzemeyle ilgili sorular çok fazla geliyor ki çok önemli teknik doğru malzeme. Ayakkabı doğru ayakkabı seçimi gerçekten çok önemli. Hangi arazide neyi giymeniz gerekiyor? Düz zeminde koşacaksanız hangi ayakkabıyı giyeceksiniz? Veya arazide koşacaksanız düz zeminde giydiğiniz, yolda giydiğiniz ayakkabıyı giyemezsiniz. Bu tarz sorular çok fazla geliyor. Biz de bu yarışları çok fazla deneyimlediğimiz için, ürünleri de daha çok deneyimlediğimiz için, çünkü çok fazla yarış deneyimimiz oldu. Bu konuda yardımcı oluyoruz ve bu konuda bilgimiz var. Elimizden geldiğince paylaşıyoruz. Ben bu noktada bir ek yapmak isterim. Bize de sıkça ormanda nasıl kıyafet seçmeliyim, nasıl malzeme seçmeliyim gibi onu şeyler oluyor. Onu da kesinlikle açıklarsak öncesinde çok güzel olur. Biz bunu Geyik Koşulları web sitesinde yazılı olarak ve örnekleriyle de veriyoruz. Ama kısaca, zemin çamurlu ve kaygan, inişli çıkışlı olduğu için ayakkabının buna göre... En güzel ayakkabılarınızı götürmeyin, renkli ayakkabılarınızı giymeyin. İkinci söylediğimiz de bu, her şeyiniz çamurlanacak. Temizlenemeyebilir. Bunun dışında, estetik yanı dışında mutlaka yedek malzeme getirin. Ayakkabıdan çoraba, kıyafetten iç çamaşırına full bir komple yedek set getirin. Ve mümkünse pamuk kullanmayın. Bu çok önemli. Ve çok kalın giyinmesinler. Bunu yapıyorlar değil mi? Çok yapıyorlar. Pamuğun sebebi şu, pamuk ıslandığında üşütür. Özellikle kış yarışlarında. Bunu şehirde ıslak havada, yağmurda, soğukta koşarken de, çünkü terimizi de pamuk emer. Sentetik performans kıyafetlerinin ortaya çıkış sebebi de budur. Bunlar teri alır, hızlıca atarlar. Sizin üzerinizdeyken kururlar. Aynı şey çorap için de geçerli. Siz çok güzel bir ayakkabı alabilirsiniz ama pamuklu bir çorapla bir saat koştuğunuzda ya da bir su birikintisine bastığınızda ayağınız su toplayabilir. Çünkü o
ek bir aşınma yapar. Yarış direktörünüzden size çok önemli tüyolar. Bunları sakın atlamayın bence. Adidas Ramis İstanbul'a ne kadar sık gelirlerse bu konularda zaten çok fazla bilgi veriyoruz bütün herkese. Zaten bu birkaç antrenmana gelip gittikten sonra bu konuda her türlü konuda bilinçleniyorlar. Evet. Yardımcı oluyoruz. Ben bu noktada şöyle bir ek de geyik koşuları, Adidas geyik koşuları olmamızın da faydasıyla Adidas Runners İstanbul'a 2017'de daha doğrusu 12 Şubat'a kadar 3 kere antrenmanımıza misafir olan kişiler için 25 liralık indirim fırsatımız var. Böyle bunun için dolayısıyla Facebook'ta değil mi hocam Adidas evet. Runners grubuna ya da Instagram'da ulaştıp Adidas Runners İstanbul Facebook'tan takip ederseniz İstanbul'da da aynı şekilde Adidas Runners İstanbul diye takip ederseniz zaten antrenmanlarda yaptıklarımız da fotoğraflarda her şey orada hatta görecekler. Hatta haftalık zaten bir postunuz çıkıyor bildiğim kadarıyla tüm bir haftanın evet, hangi saatlerde nerede olacağına birine yetişemiyorlarsa bile diğerine gelebilirler. Evet. Peki 2017'de ne var? Bunu da sana Adidas Runners yine sözcüsü olarak sormak istiyorum ama yine misyonunuz ne olacak? Belirlenen, hedeflenen durum ne olacak? Adidas Runners İstanbul'un misyonu çok fazla insana ulaşmak. Çok fazla kadına, çocuğa, gence ulaşmak. Koşu deneyimini bizimle başlayıp, bizimle devam ettirip bu konuda bilinçlendirmek insanları. Bizim amacımız çok fazla insana ulaşmak ve onları bu konuda bilgilendirmek ve hayatlarına sağlık katmak. Ve aynı zamanda kendileriyle ilgili de bilmedikleri şeyleri de onlara öğretmek aslında. Koşuya başladıktan sonra insanlardan bunları da çok fazla duyuyoruz. Ben bunu yapabildiğimi bilmiyordum diyor mesela. Limitine ben bu gibi. Kadar limitlerini görüyorlar. Kendileriyle ilgili bilmedikleri çok şey öğreniyorlar. Bizim hedefimiz insanları çok fazla yeni başlamış insanları bu farkındalığı yaratmak, yaratmak ve eğlenmelerine yardımcı olmak. Peki Caner Bey biraz da yine yarış kısmından bahsetmek istiyorum. Böyle düzenlediğiniz birçok yarış var. Hatta birazdan 2017 yılı yarış programınızdan da birazcık bahsedeceğim. Sadece İstanbul içinde sınırlı değilsiniz ama hani böyle organizasyon bittikten sonra nitelik ve nicelik kısmı var şimdi. Hani katılım sizin açınızdan sayılar istediğiniz durumdaysa ve çok fazlaysa bu o yarışın kaliteli olduğu anlamına geliyor mu sizce? Yani sadece sizin düzenledikleriniz değil belki. Türkiye'de düzenlenen yarışlara baktığımızda nitelik mi ön planda kalıyor yoksa nicelik mi? Tabii burada sayısal bir ne kadar çok kişinin katıldığı elbette bir ilgiyi gösteriyor. Ama her zaman yarıştaki deneyimin iyi sonuçlanacağını göstermiyor. Türkiye'de yarışlar genelde ufak yarışlar. Birçok yani esasında bir grupta 100 ile 300-400 kişi arasında yarışlar var. Son yıllarda yol yarışları 500 ile 1000-1500 arasında gerçekleşiyor. 2000 kişi üstünde de bir elin parmaklarından daha az yarış var. Organizatör açısından baktığınızda her organizatör ücretsiz belediye yarışları dışında bilet satarak bir gelir toplamak zorunda. Çünkü yarışınız büyüdükçe yarışın maliyetlerini hiçbir sponsor karşılayamıyor. Çünkü yarış başı kişi başına oldukça fazla maliyet var ve koşanların çoğu bunları genelde göz ardı ediyor. Orada hazır kurulmuş bir sofraya oturuyorsunuz. Bunun sadece dünü yok, o yemek dünden hazırlanmıyor. Aylarca insanlar hazırlanıyorlar, birileri emek veriyor. Ve bunun dışında o yemeğin birçok parametresi var. Madalyası var, göğüs numarası var, zaman çipi var. Su istasyonlarında hazırlanan ya da az önce bahsettiğiniz o tünelde yer alan yiyecekleri var, her şeyler var. Onları var. Hani biz işte takı vesairesi, ambulansı. Bizim tarafımızda açıkçası sayı elbette ki değerli. Çünkü hem ilgiyi gösteriyor hem de emeğimizin karşılığını alabilmeyi gösteriyor. Ve hedefimiz olabildiğince bundan sonra yeni organizasyonlarda 750 bin kişilerle başlayıp bunu büyütmek. Bunu hani bu sene mesela Bursa'da düzenlemekte olduğumuz Eker Ayran yol koşusunda geçen sene 1600 kişiyle koştuk ve 2017 hedefini ki 8 Ekim'de yapılacak 3000 kişi olarak koyduk.
olabildiğince büyük organizasyonlara da gitmek istiyoruz. Biraz da bu 2017 yılındaki yarış programımızdan bahsetmek istiyorum yine. Bu sene az önce konuştuğumuz 3 geyik koşusu ama Adidas'la beraber işbirliğinizde 4. sürpriz bir gece koşusu da ilave olacak buna. İznik Ultra Maratonu var. Yine Erzurum'da Red Bull'la birlikte bir çalışmanız olacak. Bataçıka var Mayıs-Haziran'da. Yine bahsettiğiniz Bursa'daki Eker var ve yine Kurabiye Macera Yarışları var aslında. Biz her sene 10 civarında yarış organize etmeye çalışıyoruz. Bu sene yeni bazı yarışlar da eklemek istiyorduk ama ülkemizin ekonomik ve genel konjektürel şeylerinden dolayı sponsor bulmak ve bazı noktalarda izin almak da çok kolay değil. Açıkçası büyük eventlerden, etkinliklerden biz de şehir merkezlerinde biraz çekinir durumdayız. Ama onaylı yarışlarımız arasında Nisan'ın 21'inde, 22'sinde İznik'teyiz. Evet. Bursa İznik'te 6. kere İznik Gölü'nü çepeçevre dönen ve esasında 5 yarıştan oluşan bir koşu festivali düzenliyoruz. Ardından Mayıs ayında Erzurum'da Türkiye'de ilk kez kayakla atlama kulesine koşarak tırmandıracağız insanları. Red Bull 400 serisinin Türkiye ayağını organize edeceğiz. O çok heyecan verici bir yarış. Erzurum'a gelmek isteyenler için de bir not. Ertesi günde Erzurum yarım maratonu var. Dolayısıyla bu ikisini çok güzel kombine edebilirler. Bir taşla iki koşmuş olacaklar ikisi birden. Bataçıka bizim engelli çamur koşusu dediğimiz Türkiye'nin bu alandaki tek organizasyonu. Bu sene iki kere yapmayı hayal ediyoruz ve umarız gerekli desteklerle bunu yapacağız. Kurabiye macera yarışıyla mutlaka seneyi bitireceğiz. Arada şu an ilan edemediğimiz şehrin içinde veya İstanbul dışında yeni yarış projelerimiz var. Görüşmekte olduğumuz, haber beklediğimiz projeler. Onlara da kesinleştikçe duyuracağız koşu severlerle. Peki son olarak o zaman şunu da söyleyeyim ben. Tekrar yine koşuyu sevdirebilmek için buradan hani eminim etkileşiyorlardır insan, etkileşim halindeler birbirlerinden. Bir arkadaşını getirdiğinizde sizin koşu grubunuza belki o başka bir arkadaşını söylüyor ve gittikçe büyüyorsunuz ama hani sadece İstanbul için değil ama koşunun gittikçe bu popülerliğini koruyacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum ve inanıyorum buna. Çünkü insanlar birbirleriyle iletişimlerini bu şekilde sağlıyor. Caner'in de söylediği gibi insanlar hareket etmek istiyorlar ve şu andaki yaşamımız biz işte plazaların arasında yaşıyoruz. Ne yazık ki İstanbul trafiğini de biliyorsunuz ve insanların birbirleriyle iletişimini sağlayan bir şey bu koşmak. Kesinlikle yardımcı oluyor ve bunun çok daha devamlılığını sağlayacaktır. Son olarak Caner Bey'in de ilave etmek istediği bir şey varsa onu da alalım. Yani Türkiye'de koşu yaygınlaşacak, koşu camiası da büyüyecek. Hani bu yoldan çok şu an patikalarda gidiyor. Çünkü ufak organizasyonlar, ufak bütçelerle yol kapatmadan, şehrin içinde yüksek güvenlik maliyetleri olmadan Türkiye'nin dört bir güzel köşesinde doğanın içerisinde organizasyonlar yapıyorlar. Peki çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Başarılar diliyorum ben bu sezonki tüm yarışlarda da. Teşekkür ederim. Evet, siz de sıkı koşup sıkı eğlenmek istiyorsanız gerçekten 19 Şubat'ta gerçekleşecek olan Adidas geyik koşularını kaçırmayın diyoruz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sporla kalın diyoruz.